filan demişimdir bunu. Ölgü bozuk çünkü. Ama farzlarda bu altından kalkınmayacak bir şey olur. Hem de hele böyle birileriyle namaz kılıyorsanız başkalarını teşebbüse vesile olur. Hele imamsa iyice alemi teşviş eder. Dolayısıyla din içinde bir külfet manasına gelir. Bu teklifi mala yutak olur. Ama kendi kendinize kıldığınız nafile namazlarda elden geldiğince başından sonuna kadar Allah mülahazasına bağlı götürmek lazımmış. Yani Fatiha'yı okuyorsun ama ne dediğinden haberin yok. Nerede durduğunda anlatıyor. Namaz ne demek olduğunu anlatıyor Hazreti Mesut her yerde. Yani namaz bahsinde de anlatılıyor. Yani kıyam nedir? Rükû nedir? Kavme nedir? Secde nedir? Celse nedir? Selam nedir yani? Bunlar bir miraçsa şayet miracı anlatırken Allah Celle Celaluhu Efendimiz'e innehu semimun basir diyor. Bu arada zamirin ircaında iki tevcih var. Birisi Efendimiz semî ve basirdir. Semî ve basir Allah'a ait iki tane isimdir. Semî basar sıfatlarına bağlı bir şeydir. Fakat burada Efendimiz'e semî basir diyor. Çünkü o zatın miraç esnasında gözüne, kulağına ilişen her şeyi o sağlam ihsas kabiliyetiyle ve ihtisas kabiliyetiyle, istidadıyla her şeyi emdi, mahsetti yani. Miracı çok iyi sağdı. Çok iyi duydu onu. Böyle saniyesini, salisesini, aşiresini fevk etmedi onu. Mebdeinden müntahasına kadar başında miraç bahsinin başında işaret ediyor buna. Her şey adeta onun şuur süzgecinden, filtresinden geldi, geçti. Şimdi ümmetin miracını kıldım namaz diyor Süleyman Çelebi. Müminin miracı namaz diyor Üstad Hazretleri diyor. Alvar İmam da öyle diyor. Sefine-i dini namaz yürütür, namaz cümle ibadetin piridir deniyor yani. Eğer o bir miraçsa şayet, siz de orada kulağınıza, gözünüze hakim olmanız lazım yani. O kulak ve göz sadece duyması gerekli olan şeyi duymalı. E nedir o da? Yine 17. sözde. Yeki hâhi, yeki hâni, yeki cûhi, yeki bini, yeki dan. Sadece biri görecek, biri bilecek, biri duyacak, biri arayacak, biri çağıracak, biri hissedecek ve birinin dışında her şeye kapalı kalacaksın. Namazın bütün erkanında bunu yakalamaya çalışacaksın. Yakaladığın zaman bile tam yakalayamadım. Bu böyle yakalanmazdı yani. Kendimi unutacak şekilde yakalamalıydım. Kendimi duymamalıydım ben. Ben var mıyım, yok muyum? Bir Mesut-u Mamur'un dediği gibi o ben miyim ya ben o mu? Aşıkların budur de mi diyor. Ben o muyum? O ben mi filan ne? Karıştıracaksın yani o mevzuda. Şimdi bunlar birer seviye meselesi. Fakat temrinsiz seviye yakalanamaz. Yani zorlamazsanız, başta tekellüf olmazsa sonra teklif olmaz. Nefse öyle bir şey teklif edemezsiniz. Yani başta zorlayacaksın. Her gün. Belki 20 sene Cüneyd-i Bağdat diyor ki ben 60 sene zorladım diyor. 60 sene sonra Allah bana lütfetti. Namaz kılmaya başladım diyor. O zaman bizim gibi namaz kılmayanlar bence zorlamazlar 5-10 sene namaz kılmaya kendilerini zorlamazlar. Burada antiparantisi şey arz edeyim. Zannetmeyin ki bizim böyle namaz gibi yaptığımız bu şeyleri Allah kabul etmiyor. Allah Celle Celle seviyeye göre bunları da kabul eder. Bunlarda da insanları cennete kor. Bunu da size berzakta bir burak yapar, belki berk yapar. Aydınlatır ufkunuzu. Onu hafife almayın. Fakat himmet âli tutulmalı. O büyük Rabbe karşı eda edeceğimiz ibadet onun büyüklüğüyle meksude mütenasip olmalı. Onun bize lütuflarına bir şükür manasında olmalı. Tam onu karşılayacak bir şükür olmalı. Dolayısıyla da o işin hakikati bulunmaya çalışılmalı. Onun için niyetin ikinci faslı da esasen ibadetin bütün erkanına, eczasına sirayetidir onun. O niyeti, o mutlak kastı, o mutlak teveccühü, o mutlak nazarı namazın her rüknünde vicdanında duyma ve başka şeylere isyan etme. Rahatsız olma orada. Tepki gösterme namazın içinde. Yani şu Errahmanirrahim derken onun sonsuz rahmetinin değişik tecelli dalga boyunda bana kadar gelip her şeyi kuşatmasını ben şu kelimeleri, mübarek kelimeleri söylerken vicdanımda duyamadımsa kendi içimden konuşmayarak kendi kendime tuh sana namet demeliyim. Bunlar olmaz şeyler mi? Bunlar hep yaşamışlar. Binler, milyonlar yaşamışlar. Binler ve milyonlar da yaşamaya namzet. Ne demişler? Men talebe vecette vecede. Bir kimse bir şeyin arkasına düşer. O mevzuda ciddiyet gösterirse mutlaka bulur.
O zaman mefhum muhalifi de şöyle diyeyim. Bulmamışsa bir insan arkasına düşmemiş demek. Düşmüşse ciddiyet göstermemiş. Dolayısıyla bulamamış. Usta mektubatta ceddidü imaneküm bilâ ilâ illallah diyor, soruyorlar talebeler, Refet Hulusi abi gibi kimse. O da diyor, insanın her an dünyaları değişiyor, vücudunun zerreleri değişiyor, molekül yapısı değişiyor bir insanın. Sürekli insanda bir harap olma, bir çözülme, bir de rejenerasyon, sürekli yenilenme var. Şimdi imanını yenilemek suretiyle vücuduna gelen bu misafir atomlar, elektronlar filan, oluşan moleküller bunlar, onun imanının yenilemesiyle onlar da tenevvür ediyorlar. Yani meselenin bir bu yanı var. Bir bu zaviyeden bakılacak olursa bizim her gün hakikaten böyle vicdanımızın derinliğinde duyabileceğimiz, imanımızı bir yenilemeye ihtiyacımız var. Bir de her gün bizim için yeni bir gündür yani. Ve her gün biz de yeni bir insanız. Dün imanda böyle kemale erme meselesi, bugün için belki bir referans olabilir de fakat bugün için her şeyi ifade etmez o. Dün öyle bir inanmıştım ki ben, hakikaten öyle olabilir bazen yani. Gerçekten böyle başımı kaldırdığım zaman İsrafil'in azametli heykelini görecek hale gelmiştim. Dünden bugüne çok az şey kalır ve hiçbir şey kalmaz. Bugün siz ufku yeniden yakalamaya çalışmalısınız. Bu mesele var. Yani her gün sizin için yeni baştan deyip, nefsine diyeceksin ki, hele gel şöyle seninle bir saat iman edelim diyeceksin. Yeniden nefsine diyeceksin bunu. Vicdanının nefsine karşı konuşturacaksın. Bu da meselenin tabi bir yanı. Hani her gün zat-ül-uhiyetin ayrı ayrı nimetlerini görüyoruz. Ve her gün küfre ait, şüpheye ait, tereddüte ait, nifaka ait değiş şeylerle karşı karşıya kalıyoruz. Dünkü o mevzudaki donanımımız bugünkü hadiselerin altından kalkamayabilir. Ve aynı zamanda biz bugün Cenab-ı Hakk'ın bize lütfettiği o lütuflara mazhariyetimizin hakkında eda etmemiş oluruz. Ve aynı zamanda ayrı bir şey daha var. Bugünkü ufkumuz dünden farklı olabilir. Yani biz sürekli ona kullukta bir merdivene yukarı, bir helezonla yukarıya tırmanıyorsak, yükseliyorsak şayet, dün benim ona ait asarı, tecelliyatı temaşa ettiğim menfes çok farklıydı, çok aşağıdaydı. Bugünkü daha farklı olabilir. Yani ben şimdi buradan gördüğüm üluhiyet hakikatine karşı daha farklı bir saygıyla teveccüh etme mecburiyetindeyim. Arz edebildim mi bunu? Yani herkese göre, herkesin Allah'ı bilmesi ve tanımasına göre bir münasebeti vardır. İnsan biraz onunla ne münasebet içindeyse, hangi menfezden onu temaşa ediyorsa, durumunu ona göre ayarlama mecburiyetindedir. İnsanların, insan hayatlarında da bu böyledir. Öyleyse biz işte dün şöyle inanmıştık, böyleydi bu veya atalarımızdan takliden aldığımız iman, yani dün nerede duruyordu, bugün nerede duruyor farkında olmadan başlayın aptalca yaşama. Bu gerçekten bir aptallıktır o. Dolayısıyla her gün o mesele yeni bir şeylerle katkıda bulunmak lazım. Onu yükseltmek lazım. Her gün biraz daha Allah'a kurbiyet meselesini mülahazaya alıp ona doğru yürümek lazım sürekli. Şimdi bu da bir tecdit oluyor yani. İnsan her gün demek kendisini yeniliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Ebu Zer'e dediği şey, ya Ebu Zer, ceddidi sefineti fe innel bahre amikun, çok önemli geliyor bana. Yani dün sen tevarüs ettiğin o imanla böyle, işte bir dönemde Mekke'ye geldin, inandın. O inançla, belki onun şahsını da hepimize söylüyor Efendimiz. Siz o inançla kanaat eder, o inançla kalırsanız, hadiseler ve zaman karşınıza öyle şeyler çıkarır ki, siz onlarla çok yıpranırsınız, çok aşınırsınız. Kırılmalara, çatlamalara maruz kalırsınız. Yürüdüğünüz bu yolda, içinde yüzdüğünüz bu gemiyi sürekli bir yerde eğer restore etmezseniz, bu derya çok derin yani. Sahili selamete varamazsınız. Öyle bu hatalarla, o isyanlarla, onu sürekli hırpalamakla, tahrip etmekle, bu açıdan böyle bir deryada, şu dünya deryasında, değişik tehlikeler içinde, tehlike dalgaları içinde, değişik düşmanlar karşısında, şeytan gibi, nefis gibi, şeytan ve nefsin temsilcisi bir kısım insanlar gibi düşmanlar karşısında eğer geminiz sağlam değilse alabora olabilir hafizan Allah. Yani bir yerde bir şeye çarpar ve batarsınız. O bakımdan yenile diyor. İnsan her zaman kendisini kontrol etmesi lazım. En küçük şüpheyi içine meydan vermemesi lazım. O zaman sen ne varlığından dem vuruyorsun? Akif de bu tabiri kullanır. Bugün kendi varlığından vuruyorsun dem. Yarın toprak kesilmiş, varlığından fışkırır matem diyor.
Bakma kavgistanın sahaya yemet hoşuna, dur da kulak ver bir kere nalai hamuşuna dediği şehirde. Bugün öyle ama yarın işte toprak kesilmiş varlığından fışkırır madem sen busun. Ne varlıktan den vuruyorsun? Kendi varlığından şüphe edebilirsin. Fakat ondan asla yani. Varlığından şüphe etmek tabii bir yana her an onu hazır ve nazır göreceksin yani. El ayak hareketlerini konuşurken, otururken, kalkarken o var diyeceksin. Her şey onun varlığı esas alınarak ona göre planlanacak, ona göre programlanacak. Şimdi buna göre insanın belki her gün değil, her saat kendisini yenilemesi icap eder. Ciddi sefine fe innel bahre ahmiyekun. Ve kuziz zade kamilen fe innel sefere ba'idun. Zadını tas tamam yap, çok uzun bir yolculuğa çıkacaksın. Upuzun bir yolculuk, kabir, berza, mahşer. Oralarda sana zad-ı zahireye ihtiyaç var. وَخَفِّفِ الْحِمْلَ فَاِنَّ الْعَقَبَةَ كَوُودٌ Dünya adına yükünü elinden geldiğince hafif yap. Tırmanma mecburiyetinde olduğun daha çok sarttır diyor. وَاَخْلِسِ الْعَمَلَ فَاِنَّ النَّاقِدَ بَصِيرُ Amelinde de halis, öz yürekli. Tamamen ona bağlılık içinde her şeyin yerine getir. Çünkü o her zaman seni görüyor ve gözetiyor. Ayıp değil mi? Onun nazarı altında kulluk yaparken başka küçük mülazaların nazarı itibara alıyorsun. Hiç kimsenin görmediği, bilmediği dakikalarda kalkın, elinizden geldiği kadar huşu dolu bir kalple başınızı seccadenize koyun. İçinizi ona dökün. Ya Rabbi senden seni istiyoruz deyin yani. İnsanın tavırlarında, davranışlarında huşu olması, daima saygılı durması, görüldüğü zaman Allah'ı hatırlatması. Gözlerin içine baktığınız zaman bile bu gözler Allah'ın varlığına şahit denecek şekilde Allah'ı hatırlatması. Hakiki müminin ölçüsü de odur bildiğiniz gibi. اِذَا رُؤِيَ ذُكِرَ اللّٰهِ Ona baktıkları zaman Allah'ı hatırlarlar. Bu biraz marifetle mefsuden mütenasiptir. İnsan Allah'ı ne kadar biliyorsa, ne kadar ona yakın duruyorsa, ne kadar huzurunda olduğu şuurundaysa, o kadar tavır ve davranışlarında da huşu eski ifadesiyle numayan olur. Ama taklitten bir türlü kurtulamıyorsa, yani bir cami hareminde doğduğu, bir Müslüman ailede doğduğu için bazı şeyler yapıyor, bazı şeyler bilmiyor, bazı şeyler okuyor da, fakat o düşüncelerini söküp kendisi yapmamış. İman abidesinin mimarı kendi değil. Birileri getirmiş oraya, işte bir şey yapmacık bir şey koymuşlar. O da o sera, başkasına ait o sera arkasında kendisini mümin zannediyor. Akide imamlarından bazıları böyle bir imanı makbul saymıyorlar. Buna mukallidin imanı diyorlar. Fakat bazıları Allah'ın rahmeti geniştir, belki böylelerini de affeder diye inanmada, düşünmede, okumada, bazı değerleri kabul etmede, hatta hayat-ı tekvineyi müteala etmede şekli ve suri olan insanlar, kim bilir Allah bunları da affeder demişler, rahmetin enginliğine bağlamışlar. Esasına gelince herkes kendi izanının, imarının, imanının mimarı olması lazım. Onu sen kurmamışsan, taş taş üstüne sen koymamışsan, sen inşa etmemişsen, her taştaki ruhu ve manayı eğer bilememiş, kavrayamamışsan sana ait değil o. Sana ait olmayan şey de bir gün çeker gider, seni yapayalnız bırakır. Neticede öyle bir yalnızlığa maruz kalmamak için kendine ait o dünyanı kendin kurman lazım senin. Bu da tahkiki imandır. Bu da sadece delilleri okumakla olmaz yani. Sindirmeyle olur. Vicdanda duya duya, hissede ede. Üstadın mülahazası çok farklı değil. Avam için deliller üzerinde duruyor. Fakat görüyorsunuz çok yerde vicdandaki nokta istinad ve noktayı istimda da vurguda bulunuyor. Evet, böyle bir iman derinliği aynı zamanda huşu demektir, haşyet demektir. Bu sadece bizim gibi müptediler için bir zad-ı tarih değil ve zuhru ahiret değil. Aynı zamanda müntehiler için de Allah'a yaklaşmış, vasulün ilallah olmuş, üns billah şerefiyle şereflendirilmiş, onların da temkin ve teyakkuz içinde bulunmaları, ikisi münasebetsiz şatiyata girmemeleri için o hudu ve huşu yani huzur